Değerli dostlarımız, Kur'an günlüğünde ikinci bölümdeyiz. İnsanın şerefli kılınmasının hikmetlerini, mesuliyetlerini konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim haber veriyor ki insan mükerrem kılınmıştır, yani şerefli kılınmıştır ve üstün kılınmıştır. Bu ayeti nasıl anlamalıyız dediğimizde hemen ilk olarak siz dediniz ki mesela Allah bizi muhatap kabul etmiş, bize hitap etmiş ve bizim her anına hitap etmemize izin vermiş. Her derdimizde, her halimizde, her anımızda aracısız, perdesiz halimizi Rabbimize arz edebiliyoruz. Onunla mesela Kur'an-ı Kerim okumak vesilesiyle konuşabiliyoruz. Başka insanın mükerrem kılındığına dair ne gibi hakikatler, deliller söyleyebiliriz? Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimelerde yerlerin, göklerin, nehirlerin, dağların, ayın, güneşin, yıldızların insanın emrine verildiği zikredilir. Bu da insanın şerefli kılındığını gösterir. İnsan kainat içinde nazik, nazdar, nazenin bir çocuk gibidir. Yani evdeki bir günlük, bir haftalık, bir aylık çocuğa evdeki büyükler hizmet ediyorlar Allah'ın emriyle. Bu çocuğun güçlü olduğunu göstermiyor. Çocuk aciz olduğu için, zayıf olduğu için, nazik olduğu için Cenab-ı Hak rahmetiyle, şefkatiyle büyükleri, annesini, babasını ve diğer büyükleri ona hizmetkar ediyor. İnsan da kainat sarayında, yeryüzünde bir çocuk gibidir. Sonsuz aciz, sonsuz fakirdir. Her şey insana ilişir fakat insanın kendisine ilişen ve kendisini inciten hiçbir şeye sözü geçmez. Her şeyi arz ediyor, çiçeği, bahçeyi, cenneti istiyor insan. Hiçbirisine insanın eli yetişmiyor. İşte sonsuz ihtiyaçları olduğu halde, hiçbir ihtiyacına eli yetişmeyen, kendisini inciten sayısız şeyler olduğu halde, kendisini inciten hiçbir şeye hükmü, sözü, emri geçmeyen insanın güneş emrine verilmiş, ay emrine verilmiş, denizler emrine verilmiş, bitkiler emrine verilmiş, hayvanlar emrine verilmiş. İnsanın emrine ve hizmetine verilen mahlukat ve nimetler saymakla bitmez. Bu insana Allah'ın verdiği şerefi gösterir. Allah'ın insanı mükerrem kıldığını gösterir. Varlıkların, insanların emrinde olduğunu nasıl anlarız? Güneş mesela her gün geliyor. Yani fiilen anlıyoruz. Yani fiilen bize hayvanlar hizmet ediyor. Yani hayvanlar Allah'ın emirlerine harfiyen riayet ederek bizim için koşuyorlar. Yani bize hizmet eden hayvan sadece inek, deve, koyun, keçi değil. Dağlarda görmediğimiz fareler, böcekler, sinekler bize hizmet ediyor. Bizim muhtaç olduğumuz sebzelerin, meyvelerin bize ulaşmasında dağlardaki suların, rüzgarların, hayvanların hizmeti var. Yani bunu bugünkü bütün ilimler hissetmeye, fark etmeye, keşfetmeye başladı. Yani onlar fark etmese, bilmese, hatta kabul etmese de vaka, hakikat bu. Evet, tüm evet. Varlıklar insanın hayatının devamı için hizmet ediyor. Çalışıyor, hizmet ediyor. Mesela yağmurun bize hizmet ettiği az bir dikkatle kolayca anlaşılmaz mı? Rüzgarın bize hizmet ettiği yine az bir dikkatle ve kolayca anlaşılmaz mı? Bak, denizlerde gemiler var. Denizlerde Allah'ın kanunları var. O kanunlar da insanın hizmetinde. Bu nasıl bir şeref? O okyanusu, büyük okyanusu düşünelim. Atlas Okyanusu'nu, Akdeniz, Karadeniz. İnsan böyle baktığı zaman ürperiyor. Böyle sahilde otururken, dalga gelirken kaçıyor. O deniz dalgayı görünce kaçan insana hizmetkar. Bu insanın gücünü göstermez. Bu insanın nazik olduğunu, zayıf olduğunu fakat Allah katında çok şerefli kılındığını gösterir. Peki hocam, diyelim güneş, ayetler, rüzgar ve yağmur insanın yanında, diyelim hayvanların da hizmetinde, onlara da hizmet ediyorlar. Peki burada insanın hayvandan üstünlüğü nerede? Hayvan da insana hizmet ediyor. Hayvanın etinden insan faydalanıyor. Sütünden faydalanıyor. Ona biniyor, başka yerlere giderken ondan istifade etmiş ve ediyor. Yük taşıyor. Hayvanlara baktığı zaman insanın içi ferahlıyor. Kafesteki kuşlara, ağacın dalındaki serçeye, denizdeki balıklara baktığımız zaman ferahlıyoruz. Mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Bunlar hep hayvanların bize hizmeti. Yani demek ki yağmurun hayvanlara, çayırlara, otlara olan hizmeti de bize dokunan bir hizmettir. Çünkü onlar bize hizmet ediyor. Gelip insanda bitiyor, insanda öyle birleşiyor. Öyle, insana dayanıyor. Hepsi, bütün mahlukatın hizmeti eğri büğrü yollardan insana dokunduruluyor.
Bütün kainat kasti olarak Allah'ın emriyle her bir insana hizmet ediyor. Her bir insana. Mesela güneş sistemi bize hizmet ediyor. Sadece güneş değil. Güneş sistemindeki diğer gezegenler dünyanın düzenli, bizi sarsmadan, bizi korkutmadan seyahat etmesinde yardımcı oluyor. Dünyanın komşusu olan gezegenler bizim şurada sohbet etmemizde, bizi izleyenlerin ve dinleyenlerin sohbetleri dinlemesinde, yeryüzünde rahat rahat yaşamasında Jüpiter'in, Satürn'ün, Venüs'ün, Mars'ın, değil mi? Diğer gezegenlerin hizmetleri var. Bu insanın çok şerefli kılındığını, itibarlı kılındığını gösteren açık deliller. Ha bu husus Kur'an-ı Kerim'de çok geçmiş. Çok. O zaman biz çok muhtacız bunları hatırlamaya. Birkaç örnek dinleyebilir miyim? Mesela İbrahim suresinin 32. ayeti kerimesinden itibaren 34. ayet-i kerimesine kadar okuyabilirsek, izleyicilerimiz de bakarlarsa, İbrahim suresi 32. ayet-i kerimeden 34. ayet-i kerimeye kadar insanın emrine gökten indirilen suyun verildiği, ondan sonra denizdeki denizlerin ve denizdeki gemilerin insanın hizmetine verildiği, nehirlerin insanın hizmetine verildiği geçiyor. Bak, yağmur, deniz, gemiler, nehirler insana hizmet ediyor. Ayrıca güneşin, ayın, gecenin, gündüzün insana hizmet ettiği geçiyor ayet-i kerimede. İbrahim suresinin 33. ayetinde. Güneş, ay, gece, gündüz. Bunların her birisinin bizim için ne kadar değerli olduğunu hatırlayalım. Gece, istirahat etmek için ne kadar güzel, ne kadar bize uygun. Gece uykumuz geliyor. Yani gece yorgan gibi üstümüze örtülüyor. Gündüz tarlaya gidiyoruz, fabrikaya gidiyoruz, yeryüzünde dolaşıyoruz, geziyoruz. Güneş denen lamba Allah'ın sanat eserlerini görmemizde bize hizmet ediyor. Bir projenin değeri nispetinde masraf yapılır, harcama yapılır. Diyelim bir köye bir köylünün ihtiyaçları için yapılacak masrafla tüm ülkenin ihtiyacını kurulacak diyelim bir mesela santral için aynı bütçe ayrılmaz. İnsana ayrılan bütçeye baktığımızda, insan için yapılan masrafa baktığımızda insanın yeryüzünün en muazzam projesi olduğunu, yeryüzünün en temel projesi olduğu ve merkeze oturtulduğu herhalde kolayca anlaşılıyor. Öyle. İşte bütün bunları konuşurken ya bu bölümde ya son bölümde mesuliyetimizle ilgili hatırlayacaklarımıza hazırlık olsun. Şimdi şu konuşmalarımız, bu hatırlamalarımız mesuliyet. O muazzam mesuliyet. Yani bunun gerekleri nedir? Buna altyapı olsun şu konuştuklarımız. 34. ayet-i kerimede Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız sayamazsınız denir. İbrahim suresinin 34. ayet kelimesinde. Demek ki sayısız nimetlerin insana verilmesi ve insana hizmet eden varlıkların görünürde insandan çok büyük olması. Güneş, dağlar, yıldızlar, ay ne kadar büyük kütleler insana hizmet ediyor. İnsana, halbuki insan ne kadar zayıf, ne kadar narin. Bir mikrop insanın ciğerine yapıştığında insanı yere seriyor. O mikrop ki çıplak gözle görünmüyor. Çok özel aletlerle ancak milyonlarca defa büyütüldükten sonra fark edilen mikrop tabir caizse insanın yakasından tutuyor ve yıkıyor. Bu kadar küçük bir varlığa mağlup olan insana dağlar, denizler, ırmaklar, hayvanlar, ay, yıldız, güneş hizmet ediyor. Bu işin içinde bir iş var. Bu çelişkiyi, evet, zahiren görünen bu paradoksu çözmemiz lazım. Çözmemiz lazım. Düşünmeliyiz. Hocam, bu da Allah'ın insanı mükerrem kıldığını, şerefli kıldığını, kendisine külli muhatap seçmek suretiyle çok özel bir değer verdiğini gösteriyor. Bir de insanın emrine verilen mahlukatla ilgili bir yer daha söyleyeyim, arz edeyim. Buyurun. O da Nahil suresinin 15, 16, 17 ve 18. ayeti kelimelerinde okuyabilirler izleyicilerimiz. Yeryüzünün bizi sarsmaması için dağları diktiğini ilan ediyor Allah. Hani gemilerde direkler var ya, yeryüzü gemisinin direkleri gibi. Himalaya dağı, Toroslar diyoruz. Allahu Ekber dağları diyoruz.
Erciyes Dağları diyoruz. Değil mi? Bu dağlar yeryüzü gemisinin direkleri. Direkleri insanlar sarsılmasınlar. Sakin sakin bu yeryüzü gemisinin semada yüzmesi için dağları direk gibi dikmiş Cenab-ı Hak. O dağlar da hazineli direk. İçinde sular var. Yani tek vazifesi, İçinde maden var. Tek vazifesi denge değil. Hayır, sırf denge değil. Dengede de hizmet ediyor. Bu arada su deposu, kömür deposu, maden deposu, petrol deposu. Petrol havanın temizlenmesinde çalıştırılıyor. Denizin istilasından karaların korunmasında çalıştırılıyor. Yine Nahl suresinin 18. ayet-i kerimesinde de Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız sayamazsınız mealindeki ayet aynen İbrahim suresinde geçtiği gibi Nahl suresinin 18. ayet-i kerimesinde de geçiyor. Yani Allah'ın insana ihsan ettiği nimetlerin sayısız olması, sayısız, bütün nimetlerden istifade edebilecek şekilde insana maddi manevi cihaz takılması, dışarıdaki kokularla, burun vasıtasıyla, seslerle, kulak vasıtasıyla temas kurmamızın, irtibat kurmamızın sağlanması Allah'ın insana verdiği değeri gösterir. Seslerle, kulak vasıtasıyla temas kurarız derken dar düşünmeyelim. Kuş sesi. Kuş dediğimizde serçe sesi, kartal sesi, bülbül sesi. Bunları ayırabilme, fark edebilme, bunlardan neşelenme, keyiflenme, mutlu olma hallerinin insana ihsan edilmesi Allah'ın insanı mükerrem kıldığını gösterir. Ayrıca koku dediğimizde hani menekşenin kokusu, lalenin kokusu, papatyanın kokusu, erik ağacı, kiraz ağacı, belli mevsimlerde portakallar, mandalinler, limonlar, hepsinin kokularının değişik değişik olması ve bütün bu kokuları ayırabilecek, tanıyabilecek, tartabilecek cihazların insana yerleştirilmesi, insanın ne kadar değerli yaratıldığını, ne kadar şerefli kılındığını gösteren bazı deliller. İnsanın çok değerli ve şerefli kılındığına delil olarak bu verdiğiniz iki örnek yeterli. Ancak bunun dışında başka ne gibi örnekler verilebilir? Ben en belki bir cihette heyecan verici olduğunu düşündüğüm meleklerin de insanların maddi ve manevi kemalatında yardımcı kılınmasını hatırlayalım istiyorum. Meleklerin Adem Aleyhisselam'a Allah'ın emriyle secde etmeleri hadisesindeki kanun şu anda cari bir kanun. İşleyen bir kanun. Çünkü dağlarla ilgili dağların tesbihini, zikrini seyreden, okuyan ve temsil eden melekler var. Biraz önce dağların insana hizmetinden konuştuk. Yeryüzü gemisi sarsılmasın diye, hava tertemiz olsun diye, su deposu, kömür deposu olarak ve daha bilemeyeceğimiz çok vazifelerle vazifelendirilen dağlar ile ilgilendirilen melekler var. O meleklerin de insana yardımını maddi ve manevi yükselmesinde dua, destek, yardımını hatırlayalım. Yani dağların insanla ilgili vazifelerini coğrafyadan okurken melekleri hatırlayalım. Dağlarla Cenab-ı Hakk'ın irtibatlandırdığı, alakalandırdığı melekleri hatırlayalım. Denizlerin insanla ilgili hizmetlerini düşündüğümüzde, denizlerde Cenab-ı Hakk'ın vaaz ettiği, tatbik ettiği ve koruduğu kanunlarla ilgilendirdiği melekleri hatırlayalım. Yani gemileri sahilden seyrederken, gemideki akrabaya, arkadaşa el sallarken meleklerin insana yardımını hatırlayalım Allah namına, Allah'ın emriyle. Bu konuda denizlerdeki kanunları yüklenen melekler, hamele denizdeki kanunları omuzlayan Allah namına, Allah'a itaat ederek o kanunlara hamele olan melekleri o akrabalara, ahbaplara el sallarken gemilerde hatırlayalım. Havaalanında uçak kalkarken havada Cenab-ı Hakk'ın vaaz ettiği, tatbik ettiği kanunları yüklenen melekleri hatırlayalım. Uçaklar süzülüp giderken, uçaklarla seyahat eden arkadaşlarımıza el sallarken hatırımıza melekler de gelsin. Çünkü havadaki atmosferdeki o kanunların her birini Allah'ın emriyle yüklenen melekler var. Ki bu da insana verilen değeri, şerefi,
açıkça gösteriyor. Peki bu hakikate Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayetle izah getirebilir miyiz? Yani bak, meleklerin insanların emrine verildiğine dair Kur'an-ı Kerim'de haberler var mı? Nasıl geçiyor? Yani meleklerin insanın, şu tabiri kullanmak istiyorum, ben Üstad Bediüzzaman'ın tabirini kullanmak istiyorum. Melekler insanın maddi ve manevi kemalatında yardımcı. Yani Allah'ın emriyle insana yardım ediyorlar. Yani bu keşiflerde, telefonun keşfinde, efendim uçağın keşfinde, geminin keşfinde, yani hepsinde melekler Cenab-ı Hakk'ın emriyle, izniyle ilhamlarda, hayırların, hakikatlerin, kanunların keşfedilmesinde hatırlatma yapıyor melekler. Bu keşfedilen aletlerin, televizyon, radyo, uçak, hayırda, hakta, Allah'ın emirlerine uygun yerde sarf edilmesinde yine melekler hatırlatma yapıyor. İlhamlarla yine insana yardımcı. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 34. ayet kerimesinde bildiriliyor. Araf suresinde de var, Hicr suresinde de var. Aynı hadise değişik makamlarda Kur'an-ı Kerim'de mükerrer anlatılmış. Adem Aleyhisselam'a Allah'ın emriyle meleklerin secdesi ve itaati, inkiyadı anlatılmış. Adem Aleyhisselam'ın nesli, evlatları olan bizler de şu anda yeryüzünden ve kainat sofrasından istifade ederken yeryüzüyle ve kainatla Cenab-ı Hakk'ın emriyle ilgilendirilen meleklerin yardımlarından istifade etmeye devam ediyoruz. Bu da yine Cenab-ı Hakk'ın insanı mükerrem kıldığını, şerefli kıldığını, insana çok özel bir yer verdiğini kainatta gösteren deliller. Şimdi bu kadar değerli kılınan bir insanın Allah'ın haram kıldığı bir iş yapması aklıma geldi de, yani kahveye gidip kumar oynaması, meyhaneye gidip sarhoş olması, haramlar işlemesi, yollarda yıkılıp kalması, Allah'ın emirlerine tam aykırı bir şekilde giyinerek insanları günaha sokması, insanlara zulmetmesi, bunlar hatırıma geldi. Ne kadar hazin, yani bu kadar değerli kılınan, şerefli kılınan, itibarlı kılınan insanın bu itibara, bu şerefe ve bu değere uygun yaşamayı seçmesi akıllıca olan hareket iken, nefsine uyup, şeytanı takip edip bu değerini kaybetmesi hakikaten çok tüyler ürpertici, hazin bir tehlike. İnsanın şerefli kılınması hakikati, nefsin hoşuna giden bir hakikat. Allah'ın muhatap kabul etmesi, tüm mahlukatın insanın emrine verilmesi, meleklerin onun yardımına verilmesi hakikati çok nefsin de hoşuna gidiyor. Ancak şimdi sıra nefsin çok hoşuna gitmeyecek bir bölüme geldi. Aramızdan sonra inşallah bu kadar yüksek hakikat, bu kadar değerin elbette bir mesuliyeti var, bir gereği var. İnşallah aramızdan sonra her ne kadar nefsimizin hoşuna gitmese de onu da inşallah konuşalım. İnşallah. Değerli dostlarımız, kısa bir aramız var. Üçüncü ve son bölümde sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.